Mehmet Yaşar, bulunduğumuz nokta itibariyle çok teşekkür ediyorum Sayın Yaşar. Bilgi aldıkça, bir değişiklik gördükçe sizlerden de bizler bilgileri ekranlara taşımak isteriz. Çok teşekkürler. Tamam, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Şimdi harita üzerinden bir kez daha gideceğiz. Çünkü Çernigiv'de başladı hikaye. Çernigiv'den girişini ilk kez haber masasında duyurmuştuk Rusya ordusunun. Kiev'e tek bir ana yol üzerinden çok kısa bir mesafede ulaşılabileceğine, birkaç saatlik mesafeyle birkaç saatlik sevkiyatların ulaşabileceğini söylemiştik. O günden beri Kiev'in ablukası devam ediyor. Peki dönelim tekrar. Kiev'e döneceğiz tekrar. Kiev'de gazeteci Azat Altun, KM4 İstanbul temsilcisi bizlerle birlikte daha önce defalarca kez anlattı. Defalarca kez çarpıcı tarihi görüntüleri aktardı bizlere. Dönelim tekrar. Sayın Altun, neler olup bitiyor? Bir yandan Rusya ordusu 25 kilometre mesafede, bir yandan ilk kez sizin duyurduğunuz o barikatların da giderek arttığına ilişkin bilgiler geliyor. Neler oluyor Kiev'de şu anda? Kiev bugün düne oranla çok sakin bir gün geçiriyor aslında. Henüz bir patlama sesi almadık. Sadece 40 dakikalar önce sirenler çalmaya başladı. Epeydir sirenler de çalmıyordu. Fakat 40 dakika önce çaldı. Ama ilginçtir, sirenlerden hemen sonra hoparlörlerden bir Ukrayna milli marşı gibi bir marş çaldı. Duygusal bir şarkıydı. Başından sonuna kadar dinledik biz de. Duygulu bir parçaydı. O da bizim dikkatimizi çekti. İnternet olmadığı için bakamadık. Yani Ukrayna milli marşı mıydı, değil miydi? Çok anlayamadık ama bütün şehrin hoparlörlerinden az önce o şarkı çalıyordu. Bugün sakin bir gün geçiriyor dedik Kiev. Ateşkesten ötürü. Çünkü 5 şehirde ateşkes ilan edildi. Bunların içinde Kiev'de var. Biz de şu anda Özgürlük Meydanı'ndayız hala. Kiev'deyiz. Yani savaşı merkezinden takip etmeye çalışıyoruz. Olabildiğince burada durup son gelişmelere kadar kalacağız burada. Yani Rusya ordusunun bir şekilde yani yakınlaşmış olmasına rağmen Kiev'e, ona rağmen bekleyeceğiz bir süre daha. Ne oluyor, ne bitiyor? Buradaki bir şekilde dramı aktarmaya çalışacağız ekranlardan. Bugün yani düne oranla aslında biraz dünden başlayarak az bir bilgi vereyim. Dün de aslında ateşkes vardı belli noktalarda. Dün gittik sivil yine bölgelerin tahliye edildiği bölgelere, Bucha'ya gittik, İrpin'e gittik. Ama orada da yine çatışmanın ortasında kaldık. Siviller tahliye edilirken hem Ukrayna ordusu hem de Rusya ordusu karşılıklı olarak top atışlarına başladılar. Dolayısıyla havan topları atıldı. Önceki gün zaten yine bir çapraz ateşin ortasında kalmıştık. Yine siviller yine tam olarak kurtarılmaya çalışılırken yıkılan köprünün bulunduğu yerden. Yani orada cesetler duruyordu. Önlerinden geçtik cesetlerin ama fark etmedik. Daha sonra fark ettik. Dönüşte fark ettik cesetleri de çektiğimizi. Yani buradaki durum biraz tabii ki vahim. Yani Kiev merkez için söylemiyorum ama Kiev merkez dışında özellikle 14-15 kilometre dışına çıktığınızda, bulunduğumuz bu noktadan yani Özgürlük Meydanı'ndan 14-15 kilometre dışına çıktığınızda savaşın tüm acı görüntülerini görebiliyorsunuz. Yani sivillerin içine düştükleri o zor durumları, çaresizliği. Azat Bey, şimdi siviller orayı terk ediyor, gazeteciler terk ediyor. Orada görevinizi yapmaya devam ediyorsunuz bir meslektaşımız olarak. Çevreyi de gösterebilir misiniz? Sakinlik var ama sirenler çalıyor. Sakinlik var ama 25 kilometrelik bir mesafede Rusya ordusu. Bulunduğunuz yer, şu an gösterdiğiniz yer tam olarak neresi? Anlatarak, çevrenizdeki değişiklikleri anlatarak biraz bilgi almak isteriz. Tabii. Burası Özgürlük Meydanı. Kiev'in tüm devlet dairelerinin bulunduğu, hükümet binalarının bulunduğu, parlamento binasının bulunduğu, istihbarat merkezinin bulunduğu, askeri olarak da önemli üslerin burada bulunduğu bir bölge. Yani Özgürlük Meydanı şu anda bu gördüğünüz alan. Kiev'in en neşeli meydanı, en yani hareketli meydanlarından bir tanesi. Savaş başlamadan önce burada gençler akşama kadar şarkı söylerdi, müzik aletleri çalarlardı. Hatta biz de çoğu zaman onlara gece eşlik ederdik yayınlarımızdan sonra. Fakat tabii savaş başladıktan sonra burada gördüğünüz gibi ablukalar başladı, mevziler kuruldu.
bir şehir savaşına hazırlandığını söylemiştik daha önce. Burası sadece görünen bir tarafı, yani bunun dışında şehrin neredeyse her tarafı bundan çok daha büyük mezilerle korunuyor şu anda. Tüm caddeler kapalı, tüm ana yollar kapalı, tüm ana yollara tanklar, panzerler, zırhlı araçlar, yere döşenmiş mayınlar, lastiklerin içerisine yerleştirilmiş antitank mayınları, yani tüm bunların hepsi Rusya ordusunun Kiev'e girmesi sırasında yavaşlatılmasını sağlamak için kurulmuş barikatlar. Dolayısıyla burada da çok çok önemli bir hareketlik var. Burası artık bir kontrol noktası. Buradan geçişler tamamen kontrollü yapılıyor. Dikkat ederseniz karşıda zaten askerler var. Tüm bu civar askeriye, yani özellikle Ukrayna ordusu ve istihbarat teşkilat tarafından kontrol ediliyor. Yine milis güçler var bu bölgelerde. Bu orduyla birlikte hareket eden, diğer şehrin güvenlik güçleriyle birlikte koordine olan. Dolayısıyla siviller, evet, burayı terk etmeye devam ediyor. Çıkabilenler çıkıyor. Dün de çok fazla sivil insan çıktı. Dün Türkiye vatandaşı 300'ün üzerinde insan tahliye edildi buradaki büyükelçilik vasıtasıyla. 363 küsürdü en son bize gelen bilgiye göre, ama tabii burada hala mahsur kalan 2500'ün üzerinde diğer ülkelerin öğrencileri var, vatandaşları var burada hala. Onlar da Sumi taraflarında kurtarılmayı bekliyor. Şüphesiz burada olup henüz çıkamayan insanlar da var. Büyük açıklığı için kuramayanlar da var, ama bugün itibariyle ateşkezden ilan edilen ateşkezden ötürü olsa gerek çok sakin bir gün geçiyor açıkçası. Dikkat ederseniz biraz hareket var burada. Evet. Yani bu hareketlerin aslında büyük bir kısmı da Kiev'den çıkmak için fırsat bulan vatandaşlar. Çünkü yaklaşık olarak 13 gündür sığınaklarda yaşıyor Kiev halkı ve çevre ilçeler, köylerde yaşayan Kievliler. Dolayısıyla bundan yaklaşık bir saat önce aslında konuşmuş olsaydık, yoğun bir kar altında konuşmuş olacaktık sizinle. Çünkü inanılmaz bir yoğun kar yağışı vardı bundan yaklaşık bir saat önce. Ama hemen ardından hava değişti, güneş açtı Kiev'de şu anda. Dolayısıyla bugün burada her ne kadar dediğim gibi, yani sakin bir gün olsa bile hiç belli olmuyor. Çünkü sakin gün diye çoğu zaman gittiğimiz mevzilerde sivil vatandaşların kurtarılma esnasında çekim yapmaya gittiğimizde bir an bir bakıyoruz tepemizde havan topları uçuşmaya başlıyor. Dolayısıyla çatışmalar başlıyor. Yani aslında hiçbir güvencesi yok. Sadece Kiev için değil, diğer bölgeler için. Yani Karyokov için de, Kherson için de, Mariupol için de. Buralarda da çünkü ateşkes ilan edilmiş ve o sivil koridorlar açılmış. O sivil koridorlardan bir şekilde insanlar dışarıya çıkarılmaya çalışılıyor. İnsani yardımlar gelmeye başladı. Dün bunu gördük. Afat buradaydı dün. İrpin'deydi. Afat'ta hem kurtarma çalışmalarına sivilleri, özellikle savaşın yoğun olduğu bölgelerden, yıkılan binalardan çıkartmak üzere çalışıyordu. Aynı zamanda gıda yardımında bulunuyordu. Onun dışında diğer uluslararası kuruluşlar da burada. Gördük yani son iki gündür iki defa buna tanıklık ettik. Ama tabii genel olarak Rusya ordusu çok yakın buraya. Yani Kiev'e gelmesi an meselesi. Buradaki tansiyon da o yönde. Beklenti de o yönde. Biz de tabii bu süreci yakından izlemeye devam edeceğiz. Azat Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yine her bir görüntü tarihi hakikaten, ama orada kalan az sayıda gazeteciden birisiniz. Bunu da bir kez daha önemli vurgulamak gerekir. Kolaylıklar diliyorum. Sizden bilgi geldikçe ekranlara taşımaya da devam edeceğiz. Bakalım Kiev'in bugünü nasıl geçecek? Kolaylıklar bir kez daha. Evet, Kiev'den canlı bağlantı, Kiev'in Özgürlük Meydanı'ndan canlı bağlantı. Yerinde belgeli ekranlara taşıyabildiğimiz her gerçeği ekranlara taşımaya devam edeceğiz. Gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz çünkü Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında birkaç dakika sonra konuşacak. Saat 13.30 sularında ekranlarda olmasını bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında hem Ukrayna'da Halk TV ekibi sınır hattında özel görüntüleri kaydediyor şu anda. İnsani koridorlara ilişkin döneceğiz. Esma Yılmaz'a, İsmail Saymaz'a ve Şirin Payzın'a da bağlanmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin
Mardin gerçeklerini, cep gerçeklerini, ayçiçek yağı meselesini, Az Akdeniz'inden çıkamayan yağ dolu gemilerimizi özel bağlantılarla yine ekranlara getireceğiz. Kısacık bir ara, birazdan buluşalım.